Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Bir 40. video dersimize gelmişiz ve Future tense'te ikinci bölümdeyiz. Haydi bakalım cümlelerimizi tekrardan şöyle bir analiz edelim arkadaşlar. I am definitely going to call you tomorrow. Kesinlikle yarın seni arayacağım dedi. Bakın, evet, definitely ifadesi burada kesinlikle anlamını veriyor. I am going to take a few exams at the end of the year. Yıl sonu itibariyle yıl sonunda birkaç tane sınava gireceğim. They won't tell us very much until January. Evet, they won't tell us, bize anlatmayacaklar, söylemeyecekler ne? Very much. Yani çok fazla bir şey söylemeyecekler ee, bize ee, diyor. Yani bir dahaki ee, Ocak ayına kadar çok fazla bir şey söylemeyecekler diyor. You won't forget to take the cake out of the oven. Will you? Unutmazsın değil mi? Deriz ya biz işte o unutmazsın şurası değil mi? Şurası arkadaşlar tamam. You won't forget unutmazsın to take the cake out of the oven. Yani e, keki fırının dışına çıkarmayı fırından keki almayı unutmazsın değil mi? The rooms will be redecorated but all the facilities will be the same. The rooms, odalar will be redecorated, yeniden dekora edilecek, yeniden e, tasarlanacak. But all the facilities, ama bütün oradaki o ıvır zıvırlar, facilities dediği şey özellikler, yani odanın özellikleri vesaireleri aynı olacak diyor. If she gets the job. Eğer işe alırsa ifli bir cümleden sonrasında da böyle geniş zaman getirdiğimizde bunu geleceği ifade ettirebiliriz bu ifadeyi Hem geniş zaman anlamını verebilir hem de geleceği ifade edebilir. Yani eğer ki işe alırsa böyle bir ihtimal alabilir almaya da bilir. She will have to move to Germany. Almanya'ya taşınmak zorunda kalacak have to burada ee, bir modulu will'den sonra kullanmış gelecek zamanda bunu bu anlamı verebiliriz. I don't think I will be able to come to your wedding ceremony. I don't think. Sanmıyorum. Neyi sanmıyorum? I will be able to come. Gelebileceğimi sanmıyorum. To your wedding ceremony. Yani düğün e, merasimine gelebileceğimi sanmıyorum diyor. Will you come for dinner on Saturday? Will you come? Gelecek misin for dinner? Akşam yemeği için, akşam yemeğine on Saturday, cumartesi günü. She will water the flowers in a few minutes. Birkaç dakika içinde çiçekleri sulayacak. Water aynı su demek aynı zamanda da sulamak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. He is going to wear a black tuxedo to the wedding. What are you going to wear? diyor. Evet, e, düğün düğün bu, bu parçalarda düğünden çıkamadı. Is going to wear diyor bakın arkadaşlar, yani giyecek wear e, kelimesi giymek anlamında. E, a black tuxedo dedi işte yani siyah bir takım elbise e, giyecek. To the wedding e, şeyde düğünde veya düğün için onu giyecek. What are you going to wear? Sen ne giyeceksin diyor burada da arkadaşlar. Evet değerli dostlar böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.